İzleyicileri, hepiniz bu sabahta mini kente hoş geldiniz. Arkadaşlar, her biriniz bizim için çok değerlisiniz ve çok sevilensiniz. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü bizim Tanrımız bir sevgi Tanrısıdır. Hani bazen biz sevginin bir duygu olduğunu düşünüyoruz ya, bazen mesela bazı kişileri sevmekte zorlanıyoruz ya, çünkü sevginin aslında bir duygu olduğunu düşünüyoruz. İşte bizim Tanrımız sevgiden ibaret. Yani Tanrı'nın kendisi sevgiden oluştu. Sevgiden oluşmuştur. Sevgili arkadaşım, sence sevgi sadece bir duygu olsaydı Tanrı sadece bir duygudan oluşmuş olabilir miydi? Hayır, bu imkansız. Çünkü Tanrı'nın çok önemli kararları var. Tanrı'nın çok önemli uyarıları var. Tanrı'nın çok güzel planları var. Bu yüzden de bu planlar, bu kararlar sadece duygudan oluşmuş olamaz. Peki, Tanrımızın belli kuralları, belli kararları varsa ve bunların hepsini sevgiyle yapıyorsa, sevgi acaba ne olabilir? Tabii ki sevgi bazı durumlarda evet bir duygudur ama sevgi aslında bir karardır. Yani biz de hayatımız boyunca eğer hayatımızın, sevginin hayatımızda her zaman olmasını istiyorsak onun bir karar olmasını kabul etmemiz gerekir. Çünkü eğer sevginin sadece bir duygu olduğunu düşünürsek o zaman duygularımız değişebilir diye düşünebiliriz. O zaman zaman sevgi olabilir içimizde, zaman zaman da olmayabilir. Sizce gerçek böyle mi? Tanrı bizim her durumda herkesi sevmemizi ister ve sevgi aynı zamanda beraberinde başka davranışları da getirir. Mesela insanları sevdiğimiz zaman onlara daha anlayışlı oluruz, daha hoşgörülü oluruz, onları daha kolay affedebiliriz, hemen öfkelenmeyiz. Çünkü aslında Tanrı kutsal kitapta sevgiyi de tanımlar. Sevgi sabırlıdır, sevgi her zaman affeder, sevgi haksızlığa sevinmez, sevgi öfkelenmez, sevgi kaba davranmaz. Yani sevgi varsa bunun devamında birçok davranışımız da değişir. Bu yüzden sevgi sadece bir duygu asla olamaz. Ama tabii ki bazen sevdiğimiz sevmediğimiz filmler, sevdiğimiz sevmediğimiz oyunlar olabilir. Ama aslında sevgi dediğimiz şey bizim kullandığımızdan çok daha büyük ve çok daha derin bir şey. Ve o kadar derin ki bunu derin bir deniz ya da derin bir kuyu olarak düşünebilirsin. Ve bu kuyunun içinde birbirinden farklı birçok şey var. Sevginin olduğu yerde hoşgörü var. Affetmek var, bağışlamak var. Özür dilemek var. Belki de hatasız olsak bile özür dilemek var. Barışmak var, paylaşmak var. Elimizde olan iki oyuncağın birini vermek var. Yardım etmek var. Teselli etmek var. Sadece eğlenceli anlarda değil, üzgün anlarında da arkadaşlarımızın yanında olmak var. Yani sevginin hayatımıza birçok katkısı var arkadaşlar ve duygularımız için dua edebiliriz demiştik ya hani dün. Duygularımızı yönetebiliriz Tanrı'dan yardım alarak. O zaman mesela sevgisizlik geldiğinde sen buradan git diyebiliriz. Onun yerine ben sevmeye karar veriyorum. Ben bu kişiyi aramızda zorluklar olsa da sevmeyi seçiyorum diyebilirsin. Bu yüzden de minik dostum, bunun dışında sevgiyi seçtiğin zaman affetmek sen gelebilirsin. Paylaşmak seni de görüyorum, sen de gel. Teselli etmek seni de gördüm, sen de gel. Aa, teselli etmek burada kalmış. Teselli etmek sen de gel bana. Ya da bunun gibi diğer kararları hayatımıza çağırabiliriz. Çünkü sevgi çok güzel ve çok önemli bir karardır arkadaşlar. Acaba
Bugün siz miniklere Tanrı'nın sözü neyden bahsedecek? O zaman hadi görelim, bir ayetimiz var. Ayetimiz üzerine biraz konuşalım. Arkadaşlar, sevginin hayatımızdaki önemini konuştuk, öyle değil mi? Sevgi az önce de söylediğim gibi bir karar. Bu yüzden hayatımızda kararlar verirken eğer bir davranış içindeysek o zaman bunlar için gayret edebiliriz, öyle değil mi? Yani eğer sadece bir duygu olsaydı duygularımızı değiştirmek bazen zordur. Ama sevgi bir duygu olmadığı için sevmek için gayret edebiliriz. Ve aynı zamanda sadece kendimizi değil, bu konuda zorlanan arkadaşlarımız varsa onları bu konuda teşvik edebiliriz. Yani birbirimizi sevgi ve iyi işler için, gayret etmek için teşvik edebiliriz. Mesela örnek veriyorum, bir arkadaşımız dedikodu mu yapıyor ki aslında dedikodu gerçekten kötü bir şey ama zaman zaman insan farkında olmadan ya da istemeden dedikodu yapabiliyor. Ve tabii ki bu konu için ayrıca özellikle dua etmemiz gerekiyor hepimizin. Ve yetişkin olduğumuzda bile bu konuda aslında her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü dedikodu gerçekten etrafta olan bir şey olduğu için o zaman bazen insan kendini içinde bulabiliyor. Ama böyle durumlarda mesela biz kendimiz hayatımızda bunu yapmakta zorlanıyorsak bile yine de başka biri dedikodu yaptığı zaman tabii ki onu böyle katı bir şekilde uyarmakla değil ama ona mesela şöyle söyleyebiliriz. Hadi gel bu kişi hakkında konuşmak yerine gel eğer bir sorunun varsa kendisiyle konuş, ona söyle, eğer istersen ben de yanında durabilir ve sana destek olabilirim diyebilirsiniz bu kişilere. Yani aslında o kişiyi o yaptığı tarihi hoşnut etmeyen şeyden geri döndürmek için nasihat, yani onu teşvik edebilirsin sevgili arkadaşım. Tabii ki bunu her zaman sevgiyle ve anlayışla yapabilirsin. Etrafımızdaki kişilerin hatalarını söylemek sürekli olarak bizim en önemli görevimiz değil. Bizim en önemli görevimiz insanları sevmek ve her şeyi sevgiyle söylemek. O zaman hadi gel ayetimizi bir kez daha görelim ve aynı zamanda tekrarlayalım üzerine. Birbirinizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Kutsal kitap bize böyle söyler. Bu konu hakkında uzun uzun düşünmemiz gerekir. Çünkü insanları doğruya teşvik etmek her zaman kolay değildir. Bazen kendi hayatımızda bile hatalar varken başka insanları buna teşvik etmek, evet biliyorum zor ama bizler devamlı olarak tövbe etmeye devam edersek Tanrı bizleri başka insanlara yardım etmemiz konusunda da cesaretlendirecektir. Şimdi Ege'ye gidiyoruz. Ege'nin ardından Güzel Şeyler bölümünde güzel bir program sizi bekliyor. Ortalama bir insan modern hayatın getirdiği stres olmasaydı günde 10 saat uyurdu. Amerika'da gerçek olanlarından daha çok plastik flamingo var. Amerikalıların yalnızca %38'i sabah kahvaltı eder. Deniz yıldızları midelerini ters yüz edebilen tek hayvandır. Florida eyaleti İngiltere'den büyüktür. Kara sinekler fan atasından fısıldarlar. Oxford sözlüğüne göre en uzun İngilizce kelime bir hastalık ismi olan Pneumonocultramicroscopisicovolacolokanokonilopsistir. Lüks yolcu gemisi Queen Elizabeth II yaktığı her bir galon mazotla yalnızca 15 santim ilerler. Ne büyük kirlilik. Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru 440 saattir. Güzel Şeyler bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bugün Tanrı'nın sözünde seninle beraber çok güzel ve değişik bir hikaye hakkında konuşacağız. Ve seninle zamanda çok geriye doğru gideceğiz tekrar. Ama önce sizlere güzel bir şeyden bahsetmek istiyorum.
Farklı farklı diller. Arkadaşlar, bugün Tanrı sözünde bahsedeceğimiz hikaye aslında bizim biraz dillerle ilgili. Diller derken bedenimizdeki dilden bahsetmiyorum. Ama tabii ki onun da yardımıyla konuştuğumuz farklı dillerden bahsetmek istiyorum. Mesela Türkçe, mesela İngilizce, Fransızca ya da birbirinden farklı İtalyanca ya da bunun gibi birbirinden farklı diller. Arkadaşlar, dil öğrenmek bu dünyada yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi ve biliyor musunuz? Şu an belki gittiğiniz okullarda birbirinden farklı dillerden eğitim alıyor olabilirsiniz. Başta şu anda size zor gelebilir ama biliyor musunuz? Bir süre sonra bir dil daha ve bir dil daha eklendiğinde bu dillere birbirinden çok daha farklı ve güzel diller öğrenebiliyor olacaksınız. Çok daha kolay bir şekilde öğrenebiliyor olacaksınız. Bugün elimde sizler için hazırladığım bir görselim var. Gelin önce şöyle kısaca bir görselimize bakalım. Burada ne görüyorsun sevgili arkadaşım? Upuzun bir kalem mi? Ya da nedir bu sence? Uzun bir yol mu? Hayır. Çok yüksek bir bina diyebiliriz buna. İşte bu binanın öyküsünü seninle Tanrı'nın Sözü bölümünde birazdan konuşacağız. Ama sana önce kısaca şundan bahsetmek istiyorum. Biliyor musun, bu bina birbirinden farklı kişiler tarafından, bir sürü kişi tarafından yapıldı. Ve bu bina yapıldığı zaman az önce bahsettiğim bu güzel dillerin hiçbiri henüz yoktu. Çünkü o zaman herkes aynı dili konuşuyordu. Birbirinden farklı uluslar yoktu ve tek bir dil vardı diyebiliriz arkadaşlar. Herkes birbirini anlıyordu. Ne kadar güzel bir durum, öyle değil mi? Tabii ki şu anda bunun farklı güzellikleri var. Bir sürü birbirinden farklı dil var. İnsanlar bunun için çabalıyorlar, öğreniyorlar yeni diller öğrenmek için. Ve tabii ki bunun için bir efor sarf ediyorlar ve beynimizi çalıştırıyoruz. Bence bu bedenimiz için harika bir şey. Ama o zaman şu anki sistemden çok farklı bir sistem vardı ve herkes birbirinin ne dediğini anlıyordu. Yani aynı dilde konuşuyorlardı. Öyleyse sana kısaca şunu söylemek isterim sevgili arkadaşım. Aslında bazı zamanlarda mesela bulunduğumuz ülkede hepimiz aynı dili konuşmamıza rağmen birbirimizi anlamakta zorluk çekebiliyoruz. Çünkü aynı dilden konuşmak, evet, tek bir dil hakkında konuşmak, bu farklı bir durum. Ama aynı zamanda mesela yetişkin olduğunuz zaman bu cümleyi çok kuracaksınız. Birbirimizin dilinden anlıyoruz, birbirimizi anlıyoruz diye düşünebilirsiniz ileriki zamanlarda. Aslında bunun anlamı şudur: birbirimizin nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını biliyoruz ve birbirimize ona göre davranıyoruz. Zamanla sizler yaşınız büyüdükçe aslında insan ilişkileriniz çoğalacak. Yani birbirinden farklı, daha farklı insanlarla arkadaş olacaksınız. Belki farklı okullardan, belki farklı ülkelerden, belki farklı mahallelerden kişilerle arkadaş olacaksınız. Ve belki de bu kişilerin her birinin evinde uyguladığı kurallar farklıdır. Ama bizler Tanrı'nın çocukları olarak bu kişileri sevmekle yükümlüyüz. Birbirimizden farklı olsa bile, yani sanki evet Türkçe konuşuyoruz ama sanki o kadar farklıyız ki hoşlandığımız şeyler, davranış şekillerimiz, bir şey verdiğimiz tepkimiz, o zaman sanki aynı zamanda aynı dili konuşmuyormuşuz gibi hissedebilirsiniz. Ama Tanrı'nın çocukları olarak bizim görevimiz ve Tanrı'nın bize verdiği en güzel armağan her zaman insanları anlamaya çalışmak ve onlara hoşgörüyle davranmak. Yani onların yaptığı davranışları hoş bir şekilde karşılamak. Evet, bir hata varsa bu konu üzerinde konuşmak. Ama her durumda farklı dilden konuştuğumuz insanlar bile olsa, yani birbirimizi anlamakta zorlansak bile sabırla, hoşgörüyle ve büyük bir sevgiyle, yani davranışlarını hoş karşılayarak, belki de defalarca onları affederek arkadaşlarımızı sürdürmeye çalışmak. İşte bunun için Tanrımıza şükredelim. Çünkü Tanrımız her durumda seven bir Tanrı olduğu için bizim de insanları sevmemizi kolaylaştırıyor. Şimdi bunun için müzikli bahçeye gideceğiz. Tanrımıza ellerimizi kaldıracağız. Ona yüksek sesle tapınacağız. Ve ardından Tanrı'nın sözünde birazdan buluşuyoruz. Selam.
nasılsın Selin? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bugün hangi ilahiyi seçtin bizim için? Bugün O Benim Sığınağım ilahisini hazırladım. Çok güzel bir ilahi. Yine Tanrı'nın bizim için ne olduğunu anlatıyor. Bizim için kimdir Tanrı, nedir, ne yapar? Sığınağımızdır, kalemizdir, Tanrımızdır ve ona güvenebiliriz. Bundan bahsediyor. Aslında bütün sözlere bakarken en çok orası dikkatimi çekti. Ona güvenirim diyor. Tanrı'ya güvenirim. O zaman ben mesela endişelenmemeliyim değil mi? Mesela işte hastayım. Hı hı. Ama okula nasıl gideceğim? Bu halde okula nasıl gideceğim? Ya da başka bir sürü şey. Çalışıyorum, evet. Çalışıyorum. Sınava nasıl geçeceğim? O zaman mesela böyle durumlarda ona güvenebilir miyim? Onun bana yardım edeceğiyle ilgili. Kesinlikle güvenebilirsin. Çünkü Tanrı bizim gücümüzdür, kalemizdir, şifa verenimizdir. Hiçbir konuda kaygılanmamıza gerek yok. Yani Tanrı hiçbir alanı boş bırakmıyor gerçekten ki o konuda. Tanrı bunu unuttu galiba, bunu yapamaz. Hadi burada kaygı çekeyim diyemiyoruz. Çünkü Tanrı her şeyi düşünüyor ve her konuda bizimle birlikte ve koruyor. O yüzden hiç korkmaya gerek yok. Bu ilahi gerçekten süpermiş Selin. Çünkü galiba bundan sonra artık daha az endişeleneceğim. Şunu düşüneceğim. Benim bir tanrım var. Çok güçlü bir tanrı. Beni çok seviyor. Hem de çok fedakar. O zaman beni korumak için, beni sıkıntılı durumlardan kurtarmak için her şeyi yapacak. Elinden gelen her şeyi yapacak. Evet. Zaten onun elinden her şey gelir. Ama burada bir şey aklıma geliyor. Tanrı beni her şeyden koruyacak diye ben de kendimi tehlikeye bile atamam, öyle değil mi? Nasıl yani? Mesela kışın dondurma yiyemez miyim mesela ben ya artık? Ya da terli su içeyim. Nasıl olsa Tanrı beni korur. Yani evet, koruyabilir ama benim de bazı sorumluluklarım var değil mi? Kendi bedenime iyi bakmalıyım. Doğru. Ya da hasta olmamak için sağlıklı beslenmeliyim, yemem gereken gıdaları almalıyım. Ya nasıl olsa Tanrı beni koruyor deyip sorumluluklarımdan kurtulamam. Tamam, bizim doğru. Bizim de sorumluluklarımız var. Evet, haklısın. O zaman arkadaşlarımız, bunları siz de duyun. Yine de tabii ki kendinizi ailenizden duyduklarınızı uygulayarak koruyabilirsiniz. Hı-hı. O zaman hadi artık ilahimizi söyleyelim. Ederim. Bir şey daha söyleyeceğim. Son Mezmur 91:2 diyormuş son cümlede. Ben onu fark etmemişim. Evet. O zaman bu kutsal kitaptan bir ayet değil mi? Evet. 91. Mezmur 2. ayet. Evet. O zaman kutsal kitabın tamamı zaten Tanrı'nın sözü olduğu için Tanrı zaten bize açıkça söylüyor aslında, bana güvenebilirsin diye. Kesinlikle öyle. O zaman da biz bu ilahi rahatlıkla Tanrım'dır, evet, ona güvenirim diye söyleyebiliriz. Selin, çok teşekkürler. Ben de. Bizden yine bu kadar. Evet. Görüşmek üzere. Tanrı'nın sözüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Eskiye doğru gitmeye, bayağı böyle geçmişlere doğru gitmeye ve oradan çok farklı bir hikaye dinlemeye hazır mısın? O zaman haydi bakalım başlayalım. Seninle İsa Mesih doğmadan çok eskilere gidiyoruz. Hatta yaratılış hikayesini tekrar bir hatırlayalım seninle beraber. Hatırlıyor musun?
Tanrı bizim için muhteşem güzellikte bir yer yarattı. Bazen hayal etmesi bile zor ama o kadar güzel ki şu anda bulunduğun en güzel yeri hatırla. Belki ailenle gittiğin bir tatil, belki de bir rüya, rüyanda bile gittiğin bir yer olabilir. Ama seni en çok mutlu eden yeri hatırla. İşte hatırladın mı orayı? İşte oradan 1000 kat, 10.000 kat, 100.000 kat daha güzel bir yer yarattı Tanrı bizim için. Ağaçların, suların, her şeyin muhteşem olduğu, hayvanların sevgi dolu olduğu ve insanların onlara karşı sevgi dolu olduğu bir yer. Ve o zaman iki kişi yarattı. Adem ve Havva, yani ilk yaratılan insan, aslında bizim belki de dedeli, en büyük dedemiz ve en büyük babaannemiz, anneannemiz diyebiliriz o kişi için. Sonra ne oldu biliyor musun? Tanrı onlara bazı aslında bir tane kural koydu. Sadece bir kural. Ama onlar bu kuralı ciddiye almadılar ve Tanrı'nın sözünü dinlemediler. Bu yüzden de artık Tanrı'nın kurallarına göre bu kusursuz yerde kalma şansları yoktu. Ve oradan gönderildiler. Yani nereye gönderildiler? Şu anda bulunduğumuz yere, dünyaya. Evet, Tanrı dünyayı da bizim için muhteşem yarattı. Ama dünyada bazı zorluklar vardı. Mesela bizler kötü olan davranışlara bazen böyle yaklaşabilir olduk. Yani Tanrı'ya itaatsizlik yapabilmeye başladık. İşte tam bu dönemde dünyadaki insanlar giderek Tanrı'nın sözünü daha fazla dinlememeye başladılar. Yani daha fazla itaatsizlik yapmaya başladılar. O zaman da ne oldu biliyor musun? Tanrı birbirinden farklı birçok şey yapmaya başladı. Dünyayı temizlemeye çalıştı. Ama bunun için insanların daha iyi bir şekilde davranması gerekirdi. Hikayemize birazdan devam edeceğiz. Ama önce gel bakalım bir malzemelerimize bakalım. Bugün neler var? Bugün seninle yine bu hikayeyi birlikte renklendireceğiz. Tabii ki boya kalemlerim yanımda. Makasım yanımda. Ve aynı zamanda tabii ki elimde böyle arkada bir karton görebilirsin. Bir karton. Ve onun yanında resimlerim var. Öncelikle sevgili arkadaşım, resmimin kenarlarından biraz kesmek istiyorum ve bir karton keseceğim biraz sonra. Şu resmimi senin için hazırladım. Bu kulenin adı Babil Kulesi. Evet, şöyle kenarlarından birazcık kesmek istiyorum burayı. Evet, bence iyi durumda. Biraz da buradan tekrar kısaltalım çok az. Çünkü ben bunları internetten buldum ve çıkardım ama siz kendiniz çizebilirsiniz. Çünkü benim de evde bazı çizdiğim kendi resimler oluyor genelde Tanrı'nın sözünü anlatabilmek için. Bu yüzden arkadaşlar isterseniz internette Babil Kulesi boyama yazarak elimdeki görsel gibi bir görsele ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi bakalım elimdeki kartonum için uygun mu? Evet, ölçüleri uygun. Birazcık da üstten çok az keseceğim. Şöyle tekrar. Şöyle üstten keselim. Ve çünkü bu kağıdımı kartonun üzerine yapıştıracağım. O zaman çok daha güzel görünüyor renkli kartonlarla birlikte. Şimdi seninle diğer resmimiz için bir de bir kartondan kesim yapacağız. Bunu böyle burada gördük. Evet, gayet güzel görünüyor. Tabii kartonumuzda da yamukluklar var. Orayı da böyle biraz keselim. Evet, şu an iyi durumda. Böyle. Tabii sen kesim yaparken eğer bu konuda tam güvende hissetmiyorsan ailenden destek alabilirsin sevgili arkadaşım. Evet, gördüğün gibi aslında bunu buraya yapıştırabileceğimizi düşünüyorum. Tamamdır, o zaman bunu bir kenara alalım. Şimdi gel bir de benimle beraber diğer resmimize uygun bir karton keselim. Mesela bu. Bence bunun için biraz daha büyük bir karton kessek daha iyi olacak. Çünkü bu bunun için birazcık küçük oldu. Şöyle üzerine koyalım bakalım nasıl boyutlarda bir karton gerekir bana. Bence önce burayı kenardan keselim. Biraz da hızlanmak istiyorum. Çünkü artık yavaş yavaş renklendirme kısmına ve hikayemize geçmek istiyorum. Sen istediğin renkte bir karton seçebilirsin bunun için. Tabii ki. İstersen yeşil, istersen sarı.
Canın ne isterse seçebilirsin. Şimdi önce resmi buraya yapıştıracağım. Fazla kalan yerleri de birlikte buradan keselim istiyorum. Hemen yapıştırıcımı aldım elime. Şöyle çıkardım. Gördüğün gibi resmimin arkasına sürüyorum. Böyle etrafına sürdüm. Şu şekilde. Hemen böyle buraya bırakalım. Tekrar kullanmamız gerekecek. Şöyle ortalama olacak bir şekilde kartonun üzerine yapıştırdım. Şimdi geriye kalan görevim buradaki fazlalığı kesmek ve düzgün bir şekilde bunu orantılamak. Hadi gel bakalım bir de şuradaki fazlalığı keselim. Hemen şuradan fazla olan kısmı yavaş yavaş kesmeye başlıyorum. Evet, bence bu iş tamamdır. Bir de kenarındaki fazlalığı alacağım. Tamam, işte hazır. Bir de gel bakalım seninle bunu da yapıştıralım. Yine arkasına yapıştırıcı sürelim kağıdımızın. Ve bir taraftan artık hikayemizi konuşmaya başlayalım. Arkadaşlar, tabii ki insanlar dünyaya geldikten sonra tekrardan günah işlemeye devam ettiler. Çünkü günah öyle bir şey ki sen de çok iyi biliyorsun. Bedenimiz gerçekten günah işlemek istiyor. Evet, içimizde Mesih'in ruhu var ama bizim sürekli duada kalmamız gerekiyor bunun için. Ama o dönemki insanlar bunun çok da bilincinde değildi belki de ve yavaş yavaş tekrardan günah işlemeye başladılar sevgili arkadaşım. Hatta şimdi bahsedeceğim hikaye Tanrı'yı üzen hikayelerden bir tanesi. Önce hangi kameraya göstereyim? Elimdeki görselleri boyamadan bir gösterelim. Böyle. Bu gördüğün kule var ya, hani yukarıda bulutlar var, güneş. İşte bu gördüğün kulenin ismi Babil Kulesi ve ne kadar yüksek görebiliyor musun? Bulutların arasına girmiş sanki. İşte burada da aynı şekilde bak, gökyüzüne doğru uzanıyor. Hadi gel seninle istersen önce bunu renklendirmeye başlayalım. Arkadaşlar, o dönem insanlar birbirleriyle aynı dili konuşuyorlardı biliyor musun? Yani birbirinden farklı diller yoktu. Herkes aynı dili konuşuyordu ve o zaman tabii ki herkes beraber çok iyi bir şekilde anlaşabiliyordu. Ve bir gün içlerinden bir kişi dedi ki, acaba biz çok yüksek bir kule mi yapsak? Ama bu kule o kadar yüksek olsun ki o zaman Tanrı, sanki biz Tanrı'ya ulaşabilelim. Tanrı'ya nasıl ulaşabiliriz diye düşündüler. Ama Tanrı'ya ulaşmanın aslında tabii ki sadece bina yaparak ya da bedenimizde olduğunu tam olarak bence anlayamamışlardı o zaman. İşte tam böyle bir dönemde hepsi birlikte anlaştılar ve bütün işçiliklerini kullanarak çok yüksek bir bina yapmaya başladılar. Bunu buradan alacağım, bu tarafa koyacağım. Evet, çok yüksek bir bina yapmaya başladılar. Aslında yüksek bir kule diyebiliriz buna. Böyle dimdik ve giderek böyle daha da yükselen bir bina. Bina yapmaya başladıklarında her şey iyiydi. Ama bu işlem uzadıkça düşünceleri değişmeye başladı. Ne kadar büyük ve yüksek bir bina yapabildiklerini gördükçe kibire kapıldılar sevgili arkadaşım, biliyor musun? Çünkü şu an bir bina yapmak çok kolay görünebilir ama o zaman bir bina yapmak o kadar kolay değildi. Hatta çok ve çok zordu bence. Çünkü şimdiki gibi yükseğe çıkaran makineler yoktu. Böyle inşaatı yukarıya taşıyabilecek başka şeyler yoktu ve gerçekten çok ama çok zordu. Onlar ise yüksek bir merdivenle, sadece bu kadar basit bir sistemle gerçekten aslında hayranlık duyulacak kadar önemli bir iş yaptılar. Kendi boylarından çok daha yükseğe uzanan bir kule. Peki sizce Tanrı bu durumda mutlu oldu mu dersiniz? Aslında belki de başlarda mutluydu, bilmiyoruz. Ama bence Tanrı onların amacını biliyordu, fark etmişti. Çünkü onlar bunu yapmaya devam ettikçe, kibire kapıldıkça Tanrı'nın en sevmediği şey hayatlarına girmiş oldu.
Bilirsiniz ki Tanrı kibiri hiç sevmez. Tanrı her zaman alçak gönüllülüğü sever. Peki sizce kibir nedir arkadaşlar? Kibir nedir biliyor musunuz? Bütün insanlardan kendimizi üstün görmek, diğer insanlardan çok daha iyi yaptığımızı düşünmek ve başka insanların yaptığı şeyleri beğenmemektir kibir. İşte onlar güçlerinin, bırakın başka insanları, galiba çok saçma bir düşünce biliyorum ama Tanrı'dan bile üstün olduğunu düşünmeye başladılar. Ve bu kuleyi yaparak göklere çıkacaklarını ve Tanrı'ya ulaşacaklarını düşündüler. Ne kadar saçma değil mi aslında düşündüğümüz zaman? Sizce bizler çok yüksek bir merdivene çıktığımızda Tanrı'ya daha mı yakın oluruz? Tabii ki kesinlikle öyle değil. Çünkü Tanrı'ya yaklaşmak için aslında parmaklarımızın ucuna çıkmamıza ya da bir arabaya binip bir yerden bir yere gitmemize gerek yok. Çünkü bizler Tanrı'ya olan sevgimizi kendimize sürekli hatırlattığımızda zaten Tanrı bizim her an yanımızda. Öyle değil mi? İşte onlar bunu bilmiyorlardı ya da bence bunu düşünmek istemediler. Binanın ne kadar yüksek olabildiğine baktıkça vay be! Wow! Bizler ne kadar harika bir bina yaptık. Şuna baksanıza dediler ve Tanrı'ya yaklaşmaya çalıştılar. Bizler Tanrı'ya nasıl yaklaşmaya çalışırız arkadaşlar? Dua ederek tabii ki, değil mi? Ama bunun dışında özel bir şey de yaparız. Tövbe ederiz. Tanrı'ya yaklaşmak için günahlarımız için Tanrı'dan özür dileriz. Çünkü biz biliriz ki Tanrı günahtan nefret eder ve bazı zamanlarda günaha yaklaşamaz. Bu yüzden aslında bizler Tanrı'ya yaklaşabilmek için tövbe etmemiz gerektiğini biliriz. Ama onlar böyle düşünmediler. Onlar tövbe etmek yerine sadece daha yükseğe çıkarak kolay yoldan, belki de bir eğer şimdiki teknoloji olsaydı bir asansöre binip bir binanın en yüksek katına çıkarak Tanrı'ya yaklaşabileceklerini düşünürlerdi belki de. Bizler yüreklerimizi Tanrı'ya yaklaştırmak için tövbe etmemiz gerektiğini biliriz. Ama onlar bunun yerine aslında Tanrı'ya yaklaşmak değildi amaçları. Bence Tanrı'ya kendilerini eşdeğer gördüler. Yani onun gücüyle aynı güce sahip olduklarını düşündüler bence. Ve bu yüzden bulutların arasına giren, bulutlara uzanan bir bina yaptılar. Peki sence Tanrı'ya ulaşabildiler mi? Bir düşün bakalım. Cevabını çok net duyabiliyorum. Tabii ki hayır dediğini duyuyorum sevgili arkadaşım. Tanrı'nın yüksekliği tahmin edilemez. Tanrı o kadar yüksek, o kadar büyük ve kutsal ki Tanrı'nın mesela boyunun ne kadar olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü Tanrı'nın boyu ölçülemez. Tıpkı sevgisi ve merhameti gibi. Ama arkadaşlar onlar bunu yapmaya çalıştılar. Ve sonunda ne oldu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksın. Hepsi aynı dili konuşuyorlardı ya. Tanrı bir anda onların dillerini birbirine karıştırdı. Yani hiçbiri bir anda birbirlerini anlamamaya başladılar. Ve bu yüzden çalışmaları durmak zorunda kaldı. Mesela öncesinde birisi merhaba dediği zaman diğeri onun merhaba dediğini anlıyordu. Ama şimdi birisi merhaba dediğinde diğeri belki de onun kaba bir şey söylediğini düşünmeye başladı. İşte o zaman kavga etmeye başladılar. Çünkü birbirlerini asla anlamıyorlardı. Farklı bir şey söylediklerini düşünüyorlardı diğerlerinin. O zaman ne zaman kavga etmeye ve anlaşamamaya başladılar? Tabii ki Babil Kulesi'ni çalışmayı durdurmak zorunda kaldılar. Çünkü artık anlaşamıyorlardı. İmkansızdı anlaşmaları bir arada durmaları. Ve sevgili arkadaşım, bunun sonunda artık farklı yerlere ve farklı ülkelere dağılmak zorunda kaldılar. Ve sence ne oldu dersin? Tabii ki Babil Kulesi artık tamamlanamadı ve hatta Tanrı onları dağıttıktan sonra birbirlerinden bambaşka yerde yaşamaya devam ettiler. Bu hikayeden ne anladın? Ben düşündüğüm zaman bu hikayede Tanrı'nın kutsallığını ve yüceliğini görüyorum sevgili arkadaşım. Tanrı'nın
yüksekliğine ve büyüklüğüne asla fiziksel şekilde yani bedenimizle ulaşamayacağımızı düşünüyorum. Yani o yüzden senin boyun diğer arkadaşına göre çok daha kısa olabilir. Ama bunun için üzülme çünkü Tanrı'ya ulaşmanın yolu bu değil. Evet, mini kentin bugün de sonuna geldik. Hadi gel bakalım renklendirdiğimiz hikayeye bakalım. Ve bu konu için bugün dua etmeni isteyeceğim senden. Tanrı yüreğini kibirden korusun diye ve Tanrı'ya ulaşmanın tek yolunun ona dua etmek ve sürekli onu düşünmek olduğunu hatırlatsın sana. Seni çok seviyorum minik dostum. Seninle pazartesi günü aynı saatte buluşacağız ama hafta sonu mini kiliseyi lütfen izlemeyi unutma olur mu? Seninle pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kal. Perge. Zeyn, iyi misin sen? Ezber yapıyordum. Sürekli tekrarlarsam bir anlama kavuşur, anlatacağın konuyu daha iyi kavrarım diye düşündüm. Bak Zeyn, Matta kitabında diyor ki, dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Bence sen de kuru ezber yaparak konuyu anlayacağını düşünme. Haklısın be, vay be. Yine haklısın. Hep haklısın ha. Evet, perge diyorduk değil mi? Ben yeterince perge dedim. Artık hiçbir şey demem. O kadar çok söylemişim ki beynimin içinde dönüyor. Gerçekten çok gereksiz bir şey yapıyormuşum. Evet. Valiye Tanrı sözünü göstermiş olan Elçi Pavlus, Barnabas ile birlikte Pamfilya bölgesinde bulunan Perge kentine gelir. Paskalya bölgesi mi demek istedin? Hayır, hayır. Pamfilya. Burası eski zamanlarda birçok insan topluluğunun yaşadığı önemli bir kent ve hatta bölge. Günümüzde Antalya yakınlarındadır. Pamfilya 7000 yıldan beri yerleşim yeri biliyor musun? Ve adı da tüm kavimlerin ülkesi anlamına geliyor. Vay be! Evet, Elçi Pavlus bu bölgedeki Perge kentine geldi. Yol arkadaşı olan Yuhanna da o sırada Barnabas ile birlikte yanlarındaydı. Ancak burada onlardan ayrılıp Yeruşalim'e geri döndü. Yeruşalim? Evet, Kudüs. Hah, tamam. Elçi Pavlus, İsa'nın müjdesini Perge kentinde de anlatmaya devam etti. Perge nasıl bir yer? Pamfilya gibi olsa gerek. İçinde olduğuna göre. Evet, tüme varım olarak yani evet. Nasıl yani? Yani Perge, Pamfilya'nın içinde olduğu için özelden genele bir mantık kurarak tüme varımsal düşündüğünü demek istedim. Tersine de tümden gelim deniyor. Neler yapmışım öyle? Evet, Perge antik kenti Pamfilya'nın başkenti. Çok büyük ve görkemli bir yer. Perge'de birçok antik şehrin kalıntısı yer alıyor biliyor muydun? Peki buradan nereye gidiyordu? Pisidya mıydı? Hemen de unuttum. Pisidya, Pisidya'ya yani Antakya'ya. Antakya'ya geri mi dönüyor? Yok yok, Pisidya'da Antakya isminde bir yer bulunuyor. Diğer adı da Yalvaç. Şehre vardıktan sonra bir gün dinleniyorlar. Ertesi günde Yahudilere İsa Mesih'i anlatıyorlar. Tarihsel geçmişe de atıflar yaparak süreci çok iyi bir biçimde anlatan bir konuşma yapıyor Elçi Pavlus. Örnek verebilir misin? Elbette. Diyor ki, arkadaşlar ve Tanrı'dan korkan insanlar, kulak verin. Bu İsrail halkının Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da yabancı olarak yaşadıkları dönemde halkı yükseltti. Sonunda güçlü bileğiyle onları oradan çıkardı. Yaklaşık 40 yıl boyunca çölün ortasında kendilerine katlandı. Kenan bölgesinde 7 ulusu ortadan kaldırıp toprağı miras olarak kendilerine verdi. Yaklaşık 450 yıllık bir süreydi bu. Şimdi anladım. Tarihsel sürecin tutarlılığı da orada bulunan insanları daha kuvvetli bir biçimde ikna ediyor olmalı. Ya. Görüyorlar ki her şey birbiriyle uyumlu. Elbette. Elçi Pavlus konuşmasının devamında İsa Mesih'i anlatmaya devam ediyor. Ve onun nasıl tekrar dirildiğinden bahsediyor. Sevindirici haberi onlara müjdelediğini belirtiyor. Bir kere mi anlatıyor Elçi Pavlus? Dinledin, dinledin. Dinlemedin, geçmiş olsun. Yani öyle değil.
Ertesi hafta toplulukların içinde aynı yerde tekrar anlatıyor. Hiç utanmıyor. Müjdeyi yaymaya devam ediyor. Duyanlar geliyor. Bu sefer daha büyük gruplar. Hatta tüm kent oraya gidiyor. Elbette karşı çıkanlar da oluyor. Ama birçok kişi iman ediyor, biliyor musun? Ya, tehlikeli durumlar olmuş mu? Tabii. Hakaret ve iftiralarına devam eden bir grup Paulus'u çok zorluyor. Ona saldırıyorlar. Paulus da daha fazla zarar görmemek için şehri terk ediyor ve Konya'ya doğru yol alıyor. Arkada bıraktığı öğrencileri ve diğer inananlar ise kutsal ruhla sevinçle dolmuş durumdalar. Oh, harika mı? Çok duygulandım. Rica ederim Zihi. Keyif aldığına çok memnun oldum. Ben de keyifle anlatıyorum, biliyor musun? Evet, ama bir şeyden kaçamazsın işte. Yoksa doğru mu yanlış mı sorusu geliyor, doğru mu? Nereden bildin? Bekliyorum. Üst top, yakan top, köşe kapmaca ve elim sende çocuk oyunlarıdır. Doğru mu yanlış mı? Ay Zihi, ne güzel bir soru bu. Evet doğru. Hepsi de çok şeker çocuk oyunları. Yine bildin. Tebrikler. Okulda, bahçede, mahallenin sakin sokağında ya da evde arkadaşlarınla oynadığın çok çeşitli oyunlar bulunuyor. Bu çocuk oyunları nesilden nesle devam eden bir kültüre sahip. En yaygın çocuk oyunları ise istop, seksek, yakan top, köşe kapmaca, saklambaç, yerden yüksek ve elim sende. Çok güzel. O zaman Zihi, sana yavaşça yaklaşıyorum ve ebe! Tanrı'nın evidir. Bulunduğun yerde onun evine gitmeye var mısın? Pazar günleri sizlerle birlikte olacağım. Sizin evinize konuk olacağım.